Edeceğimiz konuşmacımız da kendi merakını gidermek için çıktığı yolculukta aslında tam da bizim bilmek isteyeceklerimizi kaleme almış. Hollanda'dan kalktı geldi Peryonege Zirvesi'nin bugünkü son konuğu. İş ya da özel yaşamımızda bizim için nasıl bir etkisi bilinmez ya da bilmemiz gerekiyorsa acaba bir klinik ve örgütsel psikoloğun gözünden cesareti yeniden keşfetmek acaba nasıl mümkün? Belki de korkularımıza dönüp şimdi o gelirken çalacak şarkıyı korkularımıza hitafen birlikte söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda da onu davet edelim. Klinik ve örgütsel psikolog Sibel Karamaraş geliyor. Anda. Bir sıkıntı yok değil mi? Hah, süper. Şimdi ben de duydum. Harika. Herkese merhabalar. İsmim Sibel Karamaraş. Güzel bir giriş oldu. Çok teşekkür ederim ayrıca sizlere de çalışmadan da bahsettiğiniz için. Efendim bir Hollanda'dan geldim ama İzmirliyim bu arada ve bu vesileyle buraya geldiğim için çok da mutluyum. Ve ayrıca pandemi sonrasında bu benim ilk yüz yüze etkinliğim. Ayrıca heyecanlıyım. Arada böyle bir titrersem, sesim soluğum kesilirse lütfen affola, şimdiden söyleyeyim. Şu güne kadar, şu saate kadar son oturum çok fazla şey konuşuldu cesaretle ilgili. Ben tabii biraz şu anda mesleğimle de bağlantılı olarak daha kişisel bir düzlemden cesarete değineceğim. Biraz daha sonuçta şirketleri oluşturan insanlar elbette daha sonra kuruma bağlayacağım ama önce biz gerçekten cesareti nasıl tanımlıyoruz ve nasıl tanımladığımızın nasıl bir etkisi oluyor bize cesarete. Çünkü bugün de konuşuldu, yarın da konuşuldu. Bir cesarettir, cesarettir ama az önce de konuştuk ki hepimiz cesareti farklı tanımlıyoruz. Hepimiz cesareti bu kadar farklı tanımlarken ki hepimiz birbirimizi duymamız imkansız. Nasıl o zaman daha cesur şirketler nasıl olabilir? Nasıl konuşacağız? Çünkü benim cesaret tanımım sizin cesaret tanımınıza büyük ihtimalle uymuyor. Peki ben bu noktaya nereden geldim? Önce madem bireysel konuşacağız dedim, bir kendi hikayemden başlayayım. Biraz karışık gelebilir size geçmişim. Hollanda'dan geldim, İzmirliyim dedim, İstanbul'da yaşadım ama çocukluğum Norveç'te geçti. Norveç'te Bergen şehrinde doğdum ve 7 yaşına kadar orada yaşadım. Orada şehrin merkezinde bir balık restoranı vardı. Tam böyle balık pazarının olduğu bir merkezin önünde. Ve o restoranda çocuklar resim yapsın diye masaların üzerinde boy boy kağıtlar ve renk renk kalemler bulunurdu. Ve ben her gittiğimizde önce bütün renklerden toplayayım diye bütün masaları gezerdim. Bütün renklerdeki kalemleri toplardım ve sonra çılgıncasına resim yapardım. Yemek yemeyi de unuturdum. Bazen bir, iki, üç hatırlamıyorum bile. Bu kadar çılgın bir şekilde, bu kadar büyük bir motivasyonla resim yapmamın sebebi en güzel resimler, ilerlemişim, en güzel resimler duvara asılırdı. O restoranın en büyük duvarına asılırdı ve uzun bir süre orada asılı kalırdı, sergilenirdi yani. Benim de aslında en büyük amacım benim de resmim orada asılsın, benim resmim de sergilensin. Ya kaç kere gittik hatırlamıyorum ama hiçbir zaman asılmadı, bunu söyleyebilirim. Velhasıl yeterince iyi yapamıyorum hissiyatı daha okul öncesi döneminde başlamıştı. Belki de birçoğunuza böyle şeyler tanıdık gelebilir şimdiki yaşamınızdan veya çocukluğunuzdan. Yıllar geçti, 20'li yaşlarımın sonlarında bir psikoloğa gitmeye başladım. Ve daha ilk seanslarımızda aslında şöyle bir kağıt verdi bana. Üzerinde içi boş 5 tane kocaman yıldız. Ve dedi ki, Sibel en büyük başarılarını bu yıldızların içine yaz, sonra üzerine biraz konuşalım. Seans ortalama 50 dakika, 5 dakika geçti, 10 dakika, 15, 20, 30. Ben hala hiçbir şey yazamadım, hiçbir yıldızın. Şu an anlatırken, bu arada bana bile garip geliyor, çok zaman geçti üstünden ama o zaman yazamadım. Ve bir yandan içinden ne geçiyor biliyor musunuz? Hani ya yarım saat geçti, neden hala yazamadım? O bir var ama bir de şu var, 50 dakikalık seans, 30 dakikası geçti, hiç konuşmadık, kaldı 20 dakika, gitti seans parası diye içimden bir yandan da üzülüyorum diye, yani neden böyle, neden böyle diye. Artık 30. dakikada psikoloğum sordu. Baktı ki çıkmıyor bir şey.
sence başarı ne demek dedi. Zihnimde bir şeyler canlanmıştı ama söylemeye çekindim. Ya dedim işte böyle büyük bir şeyler başarmak, insanların önünde olmak, işte alkışlanmak falan. Tam olmadı ama sonunda ağzımdan baklayı çıkardım. Nobel ödülü almak gibi bir şey dedim. Sanki bunu da marketten çikolata almak gibi söylemiştim. Yani ağzımdan böyle çıktı ama çok saçma. Şu an düşünüyorum, çok saçma. Ama o an öyleydi içimdeki düşünce. Ve ben başarıyı böyle tanımlayınca, Nobel ödülü almak gibi bir şey diye tanımlayınca pek tabii ki de kendi yaptığım hiçbir şeyi başarılı olarak görmemiştim. Çünkü o kadar büyük bir şey yapmamıştım. Neden bununla başladım? Çünkü bir psikolog olarak özellikle bu dönemde yetişkinlerde, gençlerde, çocuklarda bu başarı peşinde koşmamızı çok görüyorum ve kendimizi hep başarısız görmemizi. Bu sadece beni etkiliyor gibi düşünebilirsiniz ya da sadece sizi etkiliyor ama değil. Ben o sırada bir anne olsaydım, bir çocuğum olsaydı, düşünün ki çocuğumun yaptıklarını içten içe nasıl küçümserdim, nasıl beğenmezdim, nasıl zorlardım. Düşünün ki yönetici olsaydım, işte insan kaynaklarında çalışsaydım, bir ekibim olsaydı nasıl yaptıklarını görmezdim, aynı kendimi görmediğim gibi nasıl takdir etmezdim, nasıl onlarla konuşmazdım. Ve daha sonra psikoloğumla beraber hayatımda kullandığım, sıkça kullandığım belli kavramların nasıl tanımladığımı konuşmaya başladık. Sorumluluk gibi, kaygı gibi, mutluluk gibi, özgürlük gibi, hak gibi, adalet gibi ve tabii ki cesaret gibi. Çok çok uzun süre çalıştım. Özellikle cesaret üzerinde 3 sene önce başladım ve hala devam ediyorum. Ama önce biraz öznel tanımlardan başlayayım. Öznel tanımlar ne demek? Bizim yani o normal sözlükte gördüğümüz tanımlar dışında bize ait tanımlar. Herhangi bir kavrama dair olabilir bu tanım. Bizim farkında olsak da olmasak da sahip olduğumuz tanımlar. Ne oluyor bu tanımlar? Biri bize ait teoriler oluşturuyorlar. Cebimizdeki görünmez bir sözlük gibi düşünebilirsiniz bu tanımları. O sözlük hep var cebimizde. Hep bize ait tanımlardan oluşan bir sözlük. Bilsek de bilmesek de bizim hayattaki duruşumuzu etkiliyor. Aynı benim başarıda olduğu gibi. Nasıl teoriler oluşturuyor? Ben mesela zamanda cesaretle ilgili şöyle bir tanım duydum birisinden. Cesaret doğuştan gelen bir özellik. Böyle olunca o kişinin ona ait teorisi ne oluyor? Yani ne kadar uğraşırsan uğraş, ne kadar işte kasarsan kas, bir yere kadar cesur olabilirsin. Hamurun kadar, potansiyelin kadar cesur olabilirsin gibi teori oluşturuyor o kişi kendine. Ona ait bir teori oluyor bu. Herkeste var demiştim. Bu yüzden de icat edilmeyi değil, aynı benim başarıda olduğu gibi keşfedilmeyi beklerler. Bu yüzden de benim bugünkü amacım bu son oturumda biraz sizi soru işaretleriyle bırakmak aslında. Dediğim gibi hepimiz cesareti konuşuyoruz ama ben cesareti nasıl tanımlıyorum? Çünkü benim için suya atlamak bir cesaret işiyken sizin için çok kolay bir şey olabilir. Hal böyleyken nasıl aynı kavram etrafında hepimiz konuşabiliriz aslında? Nereden başladım? Aslında çok yerden aynı anda başladım. 3 sene önce işte anketler, web sitemde bir anket hazırladım ve yüzlerce insan cevapladı. Gittiğim eğitimlerde, atölyelerde veya birebir sohbetlerde, arkadaş sohbetlerinde hep o kişilerin görünmez sözlüğünün sayfalarını karıştırmaya çalıştım. Cesareti nasıl tanımladıklarını anlamaya çalıştım. Ama bunu anlarken ya sen de cesareti nasıl tanımlıyorsun diye sormak biraz zorlayıcı. Çünkü biraz uçuşan bir doğaları var öznel tanımların. Onun yerine ne sordum dersiniz? Cesaret denilince aklına ilk hangi film geliyor mesela? Cesur Yürek tahmin edersiniz ki biraz isim benzerliğinden dolayı o çok normal. Ama yine de hep nasıl temalar geldi? İşte Gladiator, Yüzüklerin Efendisi. Herkül, Matrix gibi gibi daha çok böyle belli yaş üstü erkeklerin başrolde olduğu, baktığınızda hepsi öyle, Spider-Man, işte Batman vesaire, hep böyle filmler duydum. Hep değil, %80-90. İşte hep aksiyon, hep bir savaş, hep bir kahramanlık içeren şeyler. Belki cesareti nasıl tanımlıyorsun desem, hani böyle at üstünde savaşa gitmek demez kimse.
ama cesaret dendiğinde aklına hangi filmler geliyor dediğimde hep böyle cevaplar duydum. Ve takdir edersiniz ki böyle şeylerse eğer aklımıza gelen o zihnimizin arkasındaki cesaret tanımları böyleyse biraz kendimizi cesur görmemiz, küçük de olsa biraz cesur adımlar atmamız zor olabiliyor. Aynı şekilde başkasına cesaret aşılamamız da zor gelebiliyor. Çünkü cesaret aynı benim başarıdaki Nobel ödülü almak dediğim gibi bizim için kocaman bir şey gibi tanımlanabiliyor. Sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Madem diyorum biraz böyle kahramanlık, daha böyle aksiyonlu temalar geldi filmlerde. Başka bir yerden giriyorum. Diyorum ki işte farklı rollerde, görevlerde olan insanlardan size örnekler vereceğim. Aklınızda ilk canlanan ne? Bu insanlar sizce cesur mudur, değil midir? Yani tabii ki bunun doğru bir cevabı yok. Herkes için farklı. Ama sizin aklınızda ilk canlanan ne? Bunu soruyorum. İlk soru askerler. Herkes cesurdur diyor. İkincisi itfaiye görevlileri tabii ki de cesurdur. Çok büyük bir çoğunluk cesurdur diyor. Sonra geçiyorum bomba imha uzmanlarına. Gene herkes cesur diyor. Bu arada arada kafalar karışıyor. Yani ya para için aslında ben yaparım bu işi diyenler çıkıyor. Kimisi diyor ki bana milyon verseler ben bu işi yapamam. Bu yani bende o kadar cesaret yok. Bir bomba imha uzmanlığı yapacak cesaret yok. Sonra son kısma geliyorum. Canlı bombalar. Burada uzun bir sessizlik oluyor. Kimsenin dili, ağzı cesur demeye varamıyor ama cesur değil de diyemiyor. Birçoğu şöyle bir sebep sunuyor. Onların beyinleri yıkanmış. Tırnak içerisinde böyle bir cevap duyuyorum. Hani o yüzden cesaretle ilgisi yok. Onu o zaman açıyorum. Diyorum ki beyinleri yıkanmamış olsun. Kendi istekleriyle, bilerek, severek, bilinçli bir şekilde bu işi yaptıklarında cevabınız değişir mi? Hala kimseden cevap gelemiyor. Peki neden dersiniz? Bizim cesaret için nasıl bir öznel tanımımız var da şu üç kişiye cesur derken bağıra bağıra dördüncüsünde ne cesur diyebiliyoruz ne de cesur değil diyebiliyoruz. Hiçbir şey yorum yapmak bile istemiyoruz belki de. Andrew Silk adında bir araştırmacı terörist psikoloji üzerine çalışıyor uzun yıllar boyunca. Şimdi bu şimdiye kadar duyduklarınızdan farklı bir yaklaşım. Bunu özellikle yapıyorum. Bunu cesaretin karanlık tarafının uç bir örneği gibi düşünün lütfen terörist psikolojisine. Andrew Silk şöyle bir şey söylüyor. Bizim için yani teröristlerle uzun yıllar boyunca çalışan araştırmacılar için bu insanlar birçoğunun aksine işte sosyopat değil, çıldırmış değil, aklı başından çıkmış insanlar, bağnaz insanlar değil. Biz daha çok onları şöyle tanımlıyoruz. Hedefleri, motivasyonları, gayeleri çok yüksek ve çok anlam verdikleri bir iş için eylemlerde bulunan insanlar. Bu yüzden de bizim bu insanlar veya herhangi bir insan için cesur veya değil diye bir yorumda bulunmamız çok da anlamlı değil. Çünkü biz onu kendi perspektifimizde söylüyoruz. Aynı şeyi yıllar yıllar önce Aristoteles de söylemiş. Bir asker dışarıdan cesur görünebilir ama bu onun cesur olduğu anlamına gelmiyor. Pandemiden hemen önce bir arkadaşım beni askeriye götürmüştü İstanbul'da, bir komutanla tanıştırmıştı. Ben böyle tabii heyecanlı bir şekilde cesaretle ilgili merakımdan, araştırmalarımdan bahsedince kendisi çok net bir şekilde şöyle bir şey söyledi. Biz kendimizi cesur görmüyoruz, biz sadece işimizi yapıyoruz, biz sadece sorumluluğumuzu yapıyoruz. O halde şu bir gerçek, öznel tanımlar bizim gerçekliğimiz. Biz insanları kendi gözlüğümüzden yorumluyoruz. İşte böyle cesur olmalıyız, şöyle cesur yapmalıyız derken bile belki karşımızdaki için bambaşka şeyler ifade eden bir yorumlarda bulunuyoruz. Bu yüzden de madem öznel tanımlar bizim gerçekliğimiz, o zaman gerçekten insanlar cesareti nasıl tanımlıyor bunu anlamak önemli diyen araştırmacılar bunu uzun süre çalışmaya başlıyorlar. Yüzlerce insanla görüşüyorlar. Sözlü görüşmeler, yazılı görüşmeler, anketler vesaire. Pek tabii ki az önce sizin de söylediğiniz gibi çok farklı tanım çıkıyor. Yüzlerce tanım çıkıyor ama ortak bileşenlerin olduğunu fark ediyorlar.
Bu ortak bileşenlerden biri risk. Bu tanımların hepsinde risk var. Bu tanımların hepsinde korku var. Bu tanımların hepsinde üzerinde düşünme, niyetlilik var. Yani farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde değil. Bu tanımların hepsinde asil ve önemli bir amaç var. Ve bütün bu ortak bileşenleri de toplayarak şöyle bir cesaret tanımı yapıyorlar. İzninizle o tanımı yanlış söylememek için buradan okuyacağım. Risk içeren, sırasıyla gideceğim zaten bu başlıklardan. Risk içeren bir durum karşısında korku duygusunun da varlığıyla dikkatli bir değerlendirmeden sonra isteyerek ve kasıtlı bir şekilde önemli ve değerli bir sonuca varma motivasyonuyla atılan adım. Çok uzun, farkındayım ama kısaca şu dördünü içeriyor. Farkındaysanız dördü de çok subjektif konular. Hepimiz için risk farklı, hepimiz için korku farklı, hepimiz için asil amaç farklı. Bu yüzden de farklı farklı şeylerden pek tabii ki bahsediyoruz. Ama bu tanımda benim için en önemli olan konu bu maddelerin dışında, o tanımdaki son kelime aslında. Atılan adım. Cesaret gerçekten bir hedef mi? Yoksa hedef yerine başka bir şey olarak görsek bizi daha mı rahatlatır? Ben hep bunun peşinde koştum aslında. Bu zirve de o yüzden bunu özellikle bahsetmek istedim. Neden? Çünkü bir hedef olarak gösterdiğimizde cesareti, cesur olmalıyız, cesur olmalısın dediğimizde hep peşinden koşmamız gereken, hep sahip olmamız gereken bir şey olarak tanımlanıyor. Ama gerçekten öyle mi acaba? İki araştırmacı bunu çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Mesela bu köpek kuduz dediğimde ben orada sadece köpeği tanımlamaya çalışmıyorum. Aynı zamanda sizi o köpekten uzak tutmanızı da sağlamaya çalışıyorum. Aslında size orada bir eylemde bulunmanıza yönlendirmeye çalışıyorum diyorlar. Aynı şeyi cesaret için de yapıyoruz. Cesareti ulaşılması gereken bir hedef olarak cesur olmalıyız, cesur adımlar atmalıyız dediğimizde, bir hedef olarak gösterdiğimizde sürekli sanki ben hep cesur olmalıyım, cesur olmazsam hep bir sıkıntı mı var acaba hissiyatı doğuyor insanlarda ve kurumlarda da aynı şekilde. Ama bu kişiler diyor ki her zaman öyle olmayabilir. Aslında biraz önce bahsettiğim terörist psikolojisinin araştırmasının biraz daha genişletilmiş halini yapıyorlar. Teröristlerle, birisini öldürenlerle ve intihar girişiminde bulunan insanlarla çalışıyorlar. Onların yazılı ifadelerini alıyorlar. Ve ilginç olan da şu ki bu yazılı ifadelerin hepsinde az önce gösterdiğim o dört madde çıkmış. Risk, korku, asil veya önemli, anlamlı bir amaç ve üzerinde düşünme, niyetlilik. Ve diyorlar ki kötü cesaret diye bir şey de var. O zaman çözüm ne? O zaman çözüm cesaretin iyi ve kötü sonuçlarının da farkında olarak cesaret bir hedef olarak değil bir araç olarak görmek. Bir bıçak gibi mesela düşünebilirsiniz. Ben bıçakla aç insanları doyurmak için ekmek yapabilirim, pasta da yapabilirim ama o bıçakla bir insanın canına zarar da verebilirim. O halde bunu hem bireysel düzlemde söylüyorum hem de kurumsal düzlemde birisine cesareti aşılamadan önce o kişinin ahlaki bakış açısını, değerlerini anlamak öncelikli olabilir. Bunu kurum bazında düşünürseniz nasıl olur? Bizim şirket olarak değerlerimiz ne, hedeflerimiz ne, insanlar bunun farkında mı? Yaparsın, işte aslansın, kaplansın, cesur adımlar at derken o adamın nereye gideceğini bilmiyorsak o zaman o kişiyi ben nasıl cesaretlendirebilirim? Bir bu kısım önemli. Bir de ikincisi kurum kültürü buna izin vermiyorsa ben nasıl çalışanımı cesaretlendirebilirim? Ya hata yapmaktan korkma, işte başarısızlıklarını açık bir şekilde bizimle paylaş diyen bir yönetici. Aslında arka tarafta eleştiriler, eleştirel ve sürekli hataya izin vermeyen bir kurum içerisindeyse böyle bir cesaretlendirmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden de önce bir zemine bakmak iyi olabilir. İkinci adım, tamam bıçağı ben aç insanları doyurmak için kullanıyorum. Amacım güzel, iyi bir cesaret diyelim. Ama bıçağı kullanmayı bilmiyor olabilirim. Bu yüzden de doğru dürüst olması gerektiği gibi veya daha istediğim gibi ekmek yapamayabilirim, pasta yapamayabilirim diyelim. O yüzden ben buna şöyle bir ekleme yaptım. Birine cesareti aşılamadan önce
ahlaki bakış açısı, değerleri, bilgi ve becerileri ve bu konularda bir şeyler yapmak daha öncelikli olabilir. Yani o cesur adım seni nereye götürecek, onun cevabını verebilmek için kişi olarak da, kurum olarak da benim ahlakım ne, değerlerim ne, dünyayı ya amacım, yapmak istediklerim ne, bu konuda bilgim ne, becerim ne, isteklerim ne, bunları konuşmak öncelikli olursa, yani zeminimizi daha güçlü bir şekilde yaparsak, işte o zaman o cesaretlendirme dediğimiz şey hep bugün ve yarın da konuşulacak olan işte sürdürülebilir bir dünya, daha iyi bir iş, daha iyi bir iletişim, daha güzel bir gelecek, hepsine daha ulaşmak daha kolay ve daha hızlı olabilir gibi geliyor bana. Pek tabii ki bu bir süreç. Bunların hepsi bir anda olacak şey değil. O yüzden gene başa dönüyorum ve diyorum ki cesareti bir hedef olarak değil, bir araç olarak, bir süreç olarak görmek biraz daha rahatlatabilir insan olarak bize. Benim çok sevdiğim bir yaklaşım var. Bu 3 sene boyunca çok okudum cesaretle ilgili. Çok alakasız, fantastik film izlerken bile cesaretle ilgili birisi bir şey söylediğinde hemen onu not alıyorum. Herkesin bakış açısını görmek için. Arapça'da cesaretle deriyi geçmek aynı kökenden geliyormuş. Bu bana çok kolaylaştırıcı geldi, cesareti bu şekilde görmek. Ve şu şekilde düşünmek şahsen en azından beni naçizane daha rahatlatıyor. Ulaşılması gereken bir hedef olarak değil de zeminimle, bakış açımla, değerlerimle, bilgi ve becerilerimle beraber olmak istediğim yere gitmek için kullanabileceğim bir araç olarak cesareti görmek beni daha kolaylaştırıyor. O deriyi bazen geçebilirim ama bazen de geçemeyebilirim demek beni rahatlatıyor. Sonuçta insanız ve ya cesurumdur ya değilimdir gibi siyah beyaz bir bakış açısından ziyade bazen geçebilirim, bazen geçemeyebilirim, bazen geçmek istemeyebilirim demek beni daha rahatlatıyor ve kurum olarak da. Ama içinde bulunduğum koşuldan farklı bir şey olsun istiyorsam, derenin ötesini görmek istiyorsam, yani işte kendimi daha iyi tanımak istiyorsam, şirketimi daha iyi bir yere getirmek istiyorsam, daha temiz, daha sürdürülebilir bir gelecek istiyorsam, daha sağlıklı, daha başarılı kuşaklar istiyorsam vesaire. İşte o zaman derenin ötesini geçmek için küçük cesur adımlar atmaya çalışabilirim. Her bir küçük cesur adımda beni daha büyük bir cesur adım atmak konusunda kolaylık sağlayabilir diyebilirim. Kısaca bu şekilde görmek cesareti beni biraz daha rahatlatıyor. Bütün bu okuduklarımı cesaretle ilgili farklı bakış açılarına, psikolojideki makaleleri, felsefeden, filmlerden, kitaplardan ne varsa hepsini derlediğim minik bir e-derlemem var. İlginizi çekerse, okursanız geri bildirimlerinizi duymaktan çok büyük keyif alırım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. Klinik örgütsel psikolog Sibel Karamaraş'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Sade, yalın ama düşündüren bu sunum için de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Size de hediyelerimiz var. Öncesinde küçük bir şey eklemek istiyorum. Sibel Hanım, benzer bir öykü bende de var. O zaman biz o çizdiği resmi duvara asılmayan küçük kızlara gelecekten, sahneden şöyle bir selam gönderelim. Sizlere de bugünün anısına Pakmat'ın hediyeleri ve LÖSEV bebeğimizi takdim etmek istiyoruz. Takdim için de PERYÖNEGE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Kalaycıoğlu geliyor. Çok teşekkür ederim. Serdar Bey. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sibel Hanım bana LinkedIn'den ulaştı. Ben gelip konuşmak istiyorum dedi. Öyle bir şey demedim ama. Çok yanlış. Niye? Gelip bu cesaretle ilgili çok uzun süre çalışmalarım var mı dediniz? Evet. Biz sosyal medyadan tanıştık ve çağırdık. Sağ olsun kırmadı da dediği gibi Amsterdam'dan kalktı geldi. Meğersem İzmirliymiş, aile de buradaymış. Karabağlar'da o da azıcık biraz tatil yapmış oldu. Kesinlikle öyle oldu Serdar Bey. Öyle bir 3-4 günlük kaçamağı var. Biz kendisine gerçekten bu
gelişiyle ilgili gösterdiği özveriye de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ olun. Çok güzel.